Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok güzel bir yazma var. Gerçekten hem desenini hem de renk uyumunu çok beğendiğim bir yazma. Bu yazmanın kenarında sizler için yeni kurduğum bir modeli paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Önce tığlamamı göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına o yanın 1098 yazmanız yeterli. Orada benim püf noktalarım neler yazmaları nasıl tığlıyorum hepsini istek üzerine daha önce anlatmıştım. Benim elimdeki bu yazma kısmet İpek marka. Poly polyester bir yazma. Ben bu polyester yazmayı delmeden şöyle gösterdiğim gibi tığladım. Tığlaması nasıl oluyor? Polyester yazma nasıl tığlanır? Hepsi 1098 numaralı videomda mevcut. Tüm yazmalarımı iki zincirle tığladığım gibi yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken tercih ettiğim ipim altın başak 383 numara yazmamla içindeki yeşil tonuyla uyumlu. Ee, i̇çinde arkadaşlar pembe, kırmızı ve kahve tonları var. Ee, pembe rengim altın başak 5 numara pembe. Şöyle kullanacağım. Kırmızı için altın başak yine 328 numara. Koyu tonda kırmızı ipim var. Ve kahve tonu içinde altın başak 144 numarayı kullanacağım. Aslında ben bu üç rengi birbirine uyumlu buluyorum. Yazmanın kenarında güzel oluyor. Yazmanın zemini de lacivert zaten. Ee, i̇plerim bu şekildeydi. Hemen size e, tığımı da göstermek istiyorum. Çünkü tığ numarası her videoda söylememe rağmen çok soruluyor. Hemen tığımı da size göstereyim. Tığım. 22 numara. Ben genelde 22 numara tığ tercih ediyorum. Fakat oya yaparken 20, 21, 22 numara tığlardan hangisine eliniz alışkınsa onu tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ee, i̇plerim bu şekildeydi. Hemen oyamızın yapımına geçelim. Güzel bir model. Yeni kurdum. İnşallah beğenirsiniz. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturup başlıyorum. Siz de yazmanızı iki zincirle tığlayın. Anlattığım sayılarla giderseniz benimkiyle aynı sonucu elde edebilirsiniz. Geldik şöyle yazmamın kenarından başlayacağım. Tığ battının altından giriyorum. Sık iğne ile ipimi tutturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Hemen bir sonraki tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Böyle minik bir trabzan yaptım. Üstüne 5 tane zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden sık iğne ile kirpiğimi düğümledim. Üstüne yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine bir sonraki tığ batının altından tutturarak bu şekilde ara çimenimi oluşturdum. aralarda bu çimenden ben 5 tane yapacağım. Siz dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Ee, yine 3 zincirimi çektim. Bir kere doladım. 2 2 çıkarak trabzanımı yapıyorum. 5 tane zincirimi çektim. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi bu şekilde düğümledim. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve bir sonraki tığ tutturuyorum çimenimizdeki, şimdi çiçek yuvasına başlayacağız. Çiçek yuvasının hemen önündeki bu küçük çimene çiçeğimizin bir ucunu tutturacağız. Bu nedenle ben 5 tane çimen yapacağım arada ama aslında arada 3 tane kalıyor. Buralar çiçeğimize dahil olacak. Dilediğiniz sıklıkta da ayarlayabilirsiniz. Hemen şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Yuvamızı yapıyorum. Bir kere doladım. Geldim tığ battığının altından. 2 2 çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından tutturdum. Kirpik yapmadım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bir kere doladım. Bir sonraki tığ altından yine 2, 2 çıktım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. 10 zincirimle örneğimin ters yönünü döndüm. Kirpik yapmadan bıraktığım trabzanımın tepesine 10 zincirimi sık iğne ile tutturuyorum. Bir tane zincir çektim burada. Örneğimin ön tarafına geçtim. Sık iğne ile var olan yuvadan tutturuyorum. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa doladım. 2 2 çıkarak 4 zincirime uyacak bir büyüklükte Trabzan yapıyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim, geri döndüm. Tırabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem, yanına 3. sık iğnem, yanına 4 yanına 5, yanına 6. 6 tane trabzanımıza sık iğne yapıyoruz. Sonra trabzanımı düzelttim. Bir tane şöyle yuvadan tekrar sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum yine. 3, 4 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Trabzanımı yaptım 2, 2 çıkarak. Yine üzerine 8 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geri dönüyorum. Trabzanımın önünden düğümledim kirpiğimi yanına 2, yanına 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. Düzeltiyorum her zamanki gibi. Yine bir tane de yuvadan. Yine 4 tane zincirle başlıyorum. Bir defa doladım geldim. İkişer ikişer çıktım. 8 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Kirpiğimi düğümledikten sonra yanına ikinci sık iğne 3. sık iğne 4. 5. 6. altı tane sık iğne yaptım. Yine düzelttim. Bir tane yuvadan yaptım. Yine 4 zincir çektim. Bir kere doladım. ikişer ikişer çıktım. Trabzanım oluştu. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne, yanına 3, 4, 5, 6 tane bu şekilde sık iğne yaptım. 7. yine yuvadan yapıyorum. 4 tane oldu, 5 tane yapacağız. Bir tane daha yapalım. Biraz ip sarayım ben. 1, 2, 3, 4 zincir çektim, bir kere doladım, 2, 2 çıkıyorum, trabzanımı yaptım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincirimi çektim, geri döndüm, Kirpiğimi düğümledim, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı sık iğne, 7 yuvadan yapıyorum, üstüne 1, 2, 3 zincir çekerek. Bir sonraki tığ battığının altından tutturuyorum. Şöyle oldu. Yaptığımız yer yuvamız böyle arkadaşlar. Şimdi yine 1-2-3 zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battığından 2-2 çıkarak küçük bir trabzan yapıyorum. Trabzanın üzerine 1-2-3-4-5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 1-2-3 zincir çekip sıradaki tığ battığının altından tutturuyorum şöyle oldu. Çimenimi göstereyim arkadaşlar. Biraz e, bu çimende de çiçeklerimizin şu bölümü geniş oluyor. 8er zincir çektik. Çimenimiz de daha doğrusu çimenimizin diyelim ama birazdan çiçeğimizi buraya yerleştireceğiz. Bu nedenle bir problem olacağını düşünmeyin, güzel olacak. Ben denemeden zaten modellerimi paylaşmıyorum. Şöyle bir genişletip göstereyim size. Hemen yanına bir tane daha çiçek yuvası ekleyeceğim. O çiçek yuvasını da ekledikten sonra sizinle e, üst kısmı süslemeye başlayalım. Ben aynı şekilde bir tane daha çiçek yuvası hazırladım arkadaşlar. Şimdi geldik çiçeklerimizin yapımına. Kahverengi ipimi kullanarak başlayacağım. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Aynı sayılarla yaparsanız benimkiyle aynısı olur. İlmeğimizi oluşturalım. Hemen ilk çiçek yuvamıza geliyoruz. Çiçek yuvamızın önünde bulunan çimenin üzerindeki şu 5 zincirli küçük kirpikten sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Sonra burada yandaki çiçeğimizin dalına geçeceğiz. Bir kere doladım. Buradaki dalın 8 zincirli yuvasından girdim. Hepsini birden çıkıyorum. Bir kere dolamıştım. Hepsini birden çıktım. Yine bir kere doladım. Yine hepsini birden çıktım. 2, 7 tane bu şekilde yapacağım. Bir kere doluyorum. Aynı yuvadan girdim. Hepsini birden çıktım. 3 bir kere doladım. Hepsini birden çıkıyorum. 4 5 6 7 7 tane bu şekilde yaptık. Şimdi yine bir kere doladım. Hepsini birden çıktım. Bu sefer 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Son yaptığım trabzanımın önünden girdim. Yine bir kere doladım. Hepsini birden çıktım. 5 zincir çektim. Son trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir kere doladım yine. Yine hepsini birden çıktım. Yine 5 zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Yani şöyle oldu. 7 tane kirpiksiz yaptık. Üstüne 3 tane kirpikli. Şimdi geri kalan için yine bir kere doluyorum. Hepsini birden çıktım 1. Bir. bir doladım. Hepsini birden çıktım 2. Bir doladım. 3. Bir doladım. Tek seferde çıktım 4 bir doladım. Tek seferde çıktım 5 6 7. Üstüne bir tane zincir çektim. Şöyle yuvamızın üstünde yerleştirdim. 8 zincirimin üstüne tam olarak oturdu. Yine aynı işlemi yapacağım. Bir kere doluyorum. Şuradaki 8 zincirli yuvadan girdim. Hepsini birden çıktım. Önce 7 tane bir yapıyoruz. birinci yaptık. 2. 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi üç tane aynı şekilde trabzan yapacağız, fakat kirpikli. Birinciyi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim, geri döndüm, kirpiyimi düğümledim. Bir defa doladım. Hepsini birden çıkıyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim, geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim, bir kere doladım. Üzerine 5 tane zincir çektim, geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. 3 tane kirpikli yaptıktan sonra yine bir dolayıp hepsini birden çıkarak 7 tane yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 üstüne yine bir zincir çektim üçüncü yuvama geldim üçüncü yuvama yine bir defa doluyorum bu şekilde 7 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6-7 Böyle yaparken sanki yukarıda kalıyor gibi görünebilir ama tamamlandığı zaman sayısı tam yerleşiyor. Hiçbir konuda endişeniz olmasın. Ben çünkü modeli örnek mendilinin kenarında düzenlemeden sizinle paylaşmıyorum. Bu da yine sayısını kararlaştırdığım bir model. 7 tane yaptık. Şimdi 3 tane kirpikli yapacağız. 1 doluyorum. 8. yaptım. 1-2-3 4-5 zincir çektim. Geri döndüm kirpiğimi düğümledim bir doladım beş tane zincirimi çektim kirpiğimi düğümledim ikinci kirpik oldu bir doladım hepsini birden çıktım 5 zincirimi çektim yine geri döndüm kirpiğimi yine düğümledim yine bir dolayarak 7'ye tamamlayacağım 2 3 4 5 6 7 Hemen şöyle yerleştiriyorum. Üstüne bir zincir çektim. Hemen bir sonraki dalıma geçtim. Yine önce bir defa doluyorum. Hepsini birden çıkarak 7 tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 bir defa doladım 8. yaptım yine üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum geri dönüp kirpiğimi düğümlüyorum bir doladım hepsini birden çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim 5 zincirimle kirpiğimi son yaptığım trabzanın önünden düğümlüyorum bir doladım hepsini birden çıktım 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 7 tane daha aynı trabzandan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir tane üstüne zincir çektim. Son bölümdeyiz. Biraz ip saracağım. Dediğim gibi şöyle yerleşmediğini düşünüyorsanız bu şekilde kolayca ayarlayabilirsiniz. Hemen geldim bir defa dolayarak son yuvadan giriyorum. 7 defa bu şekilde yapacağız. İkinci, üçüncü, dördüncü, 5, 6, 7. Sonra üstüne bir 8. yapalım. Yanlış olmasın sayısı. 8. yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. çektim. Geri döndüm. Yaptığım son trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir doladım. Hepsini birden çıkıyorum. Yine üstüne 1, 2, 3, 4, 5. çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Burada Aynı işlemi bir kere daha tekrarlayacağız. 3 tane kirpik olması için bir doladım. Hepsini birden çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Yine 7 tane trabzan yapıyoruz. 1, 1 doluyorum. Hepsini birden çıkıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. yaptıktan sonra bir sonraki çimenin tepesine sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Ben şimdi diğerini de yapayım arkadaşlar. Ütüleyip göstereyim size. Ben Oya'mın diğer çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Modelin bittiğinde bu şekilde oluyor. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da paylaşıyorum. O sayfamda. Oradan da beni takip ederek yakın plan fotoğraflardan faydalanabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık. Herkese şimdiden kolay gelsin.